Discord'dayız. Öyle arkadaşlarla geyik muhabbeti yapıyoruz. Eğleniyoruz falan. Benim böyle ara sıra oyun oynadım. Muhabbet ettiğim bir çocuk var Erdem diye. Gümüşhanede oturuyor tamam mı? Çocukla daha önce realden hiçbir görüşmüşlüğüm yok. Yani çocuğun nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Hiç realde görüşmedik. Sadece... Discord'da ara sıra yanımıza gelir bazen oyun oynarız bazen öyle takılırız muhabbet ederiz bir gün yine Discord'dayken bu geldi İşte sohbet etmeye başladık dedi ki abi dedi benim işte e, üniversite tercihleri vardı dedi tercih yaptım dedi Çanakkale'yi de yazdım dedi çomuyu eğer dedi işte kısmet ederse de çomunun çıkma ihtimali yüksek oraya gelebilirim dedi acaba dedi ben oraya gelsem bana sahip çıkar mısın dedi hani. Orada tanıdığım kimse yok benim dedi. Tabii ki kardeşim dedim ayıp ettin dedim. Ne demek dedim. Her zaman başımın üstünde yerim var gel dedim. İyi olur dedim. Hem bana da arkadaş olmuş olursun dedim. Ama dedim biliyorsun hani benim ev arkadaşım var dedim. Sen kendine solo bir yer bakman lazım ya da başka bir yere bakman lazım dedim. Yok abi dedi onda sıkıntı yok dedi. Çocuğun anası babası memur tamam mı? Durumları gayet iyi. Bir artı bir bir eve çıkmayı düşünüyor tek başına. Yani Ev arkadaşı istemiyor çocuk zaten. Durumu iyi çünkü. İyi bir öğrencilik yaşayacak belli ki. Neyse abi bu konular konuşuldu. Telefon numaramı istedi. Abi dedi olursa dedi böyle bir durum olursa kazanırsam dedi seni ararım. Görüşürüm dedi. Konuşuruz detayları dedi. Tamam dedim. O konuyu o gün kapattık. Aradan bayağı bir zaman geçti. Beni aradı bir gün Erdem. Arkadaşlar selamlar ufak bir bölüyorum. Kaba sakal sponsorluğunda 1000 liralık bir çekilişimiz var. Bundan sonra her ay yapacağım bu çekilişi. 10 adet 100 TL dağıtıyoruz abi. Açıklamalar kısmında bulunan referans linkinden kayıt olarak çekilişe katılabilirsiniz. Hepinize bol şans. Abi nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Tutturdum geliyorum abi dedi. İki hafta sonra oradayım dedi. E, müsait misin dedi hani geleyim dedi. Bana yardımcı olabilecek misin dedi. Tabii ki kardeşim ne demek dedim. Gel buyur Yani başımın üstünde yerin var dedim. Tamam abi dedi. Telefonu kapattı. Bu ciddi ciddi geliyor. Neyse abi geldi. E, kendine bir tane ev tuttu işte şey olan. Ev değil de. Ne diyorlar ondan da. Pansiyon tuttu. Üç günlük. Hadi dedi bana ev bakalım. Biz bunda buluştuk. Önce bir çay kahvemizi içtik, muhabbetimizi yaptık falan. Buna ev bakmaya gittik. Bir türlü işte arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Çünkü e, emlakçıdan tutmak istemiyoruz. Emlakçıdan tuttuğunuz zaman depozit veriyorsunuz eve girerken artı bir tane kira veriyorsunuz. Eğer bir de emlakçı varsa emlakçıya da bir tane kira parası veriyorsunuz. Önce dedik gidelim biz kendimiz arayalım. Bununla birlikte çıktık işte her yeri geziyoruz işte bütün her yeri geziyoruz. Bir sürü ev var beyler ama eşyalı yok çünkü. Çocuk aile evinde kalan bir çocuk. Kendi eşyaları yok. Yatağı şunu bunu. Sadece adam sırt çantasını kıyafetlerini almış. Bir tane küçük bavulla birlikte gelmiş. Bir tane yatağı yok. İşte dolabı yok. Ne bileyim oturacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Eşyalı bir yer lazım. Eşya alacak parası da yok. Yani parası var. Çok parası var ama Eşya almak istemiyor eşyalı bir yer tutmak istiyor gittik gezdik baktık abi bir tane eşyalı ev bulamadık neyse en son bir yer bulduk ee, oranın eşyalarını kendisi beğenmedi ev birazcık hurdaydı beyler açıkçası kötü eşyaları vardı ev döküntüydü biz dedik bu böyle olmayacak yürü dedim bize geçelim bilgisayardan işte sahibinden e gireriz. İşte eşyalı evlere beraber bakarız oradan. Karar veririz artık emlakçıdan tutacağız. Yapacak bir şey yok dedim yani. Sahibinden'e girdik işte oradan filtreleri açtık. Eşyalı evlere bakıyoruz. Bir sürü ev çıktı. Çok fazla var. Yani çok pahalı da var orta fiyatlı da var. Ee, işte aşırı ucuz döküntü evler de var. Beraber baktık. 3 tane beğendik tamam mı? Üçü de böyle güzel. Eşyaları da güzel. Bir tanesi çok pahalıydı. Diğer ikisinin fiyatı normaldi. Neyse ilk o çok pahalı olanı bıraktık. En sona bıraktık. Yani en son ihtimal olarak o pahalı olan evi bıraktık. İki tane yer var aklımızda. Önce birincisini aradık. Konuştuk, görüştük. Bir tane adam aradı işte. Açtı işte telefonu. Dedik işte böyle böyle evi tutmak istiyoruz falan. Tam kardeşim olur falan filan yaptı işte böyle. Sizde de öğrenci misiniz? Zart zurt sorular sordu. Sonra şey dedi işte e, bayan mısınız işte erkek mi kalacak? Yani bayanın erkek mi kalacak? Biz dedik erkek kalacak. Yalnız dedi ev sahibi dedi işte erkeklere ev vermiyor dedi. Genelde bayanlara veriyor ama dedi siz bilirsiniz dedi. Ben bir sorayım dedi. Telefonu kapattı. Biz zaten bunun olmayacağını düşünerek e, diğer eve aradık direkt. Çünkü biliyorsunuz öyle bir problem var. Ev sahipleri genelde kadınlara veriyorlar. Amaç ne bilmiyorum. Sonra da cinsiyetçilik yok diyorlar falan filan işte. Her neyse kimse. Bir tane daha yer vardı. Orayı aradık en son tamam mı? Bir tane kız açtı telefonu. <laughs> Genç bir kız açtı telefonu. Alo buyurun dedi. Biz dedik merhaba işte bir artı bir bir eşyalı bir ev vardı. Onun için e, aramıştık falan dedim. Görüşebilir miyiz dedim. Tabii dedi görüşebilirsiniz dedi. Buyurun dedi. Ben size evi anlatayım dedi. Anlattı işte öğrenciye veriyorlar burayı dedi. Daha önce de öğrenci kalıyordu dedi. E, şu anda da dedi müsait dedi. Yarın ofisimize gelin dedi. Sizi göz gezdirelim. Bakın görün kendi gözünüzle dedi. Eşyaları çok güzel dedi. Sıfır gibi yeni eşya dedi. Hani Hurda döküntü bir ev değil dedi güzel bir ev dedi zaten geldiğiniz zaman görürsünüz dedi memnun kalacağınızı düşünüyorum dedi. Dilerseniz dedi yarın ofisime gelin dedi ofiste beraber otururuz konuşuruz sohbet ederiz sonra da geçeriz bakarız dedi e, evi ayarlarız dedi gider görüşürüz dedi kafanıza yatarsa tutarsınız dedi. Tamam olur dedik yarın o zaman gelelim dedik kapattık telefonu ben işte konuştum bizim çocukla dedim kanka yarın gidelim buraya bak burası güzel. Okey. Eşyaları falan da iyiymiş. Sıfırmış. Beraber de dedim gidelim. Neyse ertesi gün oldu. İşte Erdem'le beraber kalktık gittik ofise. Ee, kız oturuyordu orada. İçeriye girdik. Dedim Merhaba, iyi günler. İşte ev için görüşmek için gelmiştik dedi. Aa dedi hoş geldiniz. Buyurun oturun dedi. Ne alırsınız dedi. Ben dedim bir tane çay şey alayım. Erdem dedi ben bir tane varsa Nescafe alırım. Bir Nescafe, bir çay kız getirdi. O da içecek aldı. Beraber oturduk. Muhabbet etmeye başladık. İşte Anlatmaya başladı övmeye başladı burası dedi şöyle güzel burası dedi böyle güzel eşyaları çok iyi yeni ev bakımlı bir ev yani sıfıra yakın bir ev zaten gelip gezip kendiniz de göreceksiniz dedi memnun kalacaksınız dedi. Hanginiz kalacaksınız dedi ben dedim işte ben, ben dedim arkadaşlarımla kalıyorum da dedim arkadaş yeni geldi Çanakkale'ye dedim. Erdem dedim, o ok kalacak kendisi dedim. Kendisi dedim işte üniversiteyi yeni tutturdu geldi, ona ev bakıyoruz dedim. O da işte onayladı falan. Ya dedi buranın dedi bir üst katında da ben oturuyorum dedi. Ben dedi gayet memnunum. Kız diyor kendisi diyor. Bir üst katında. Kendisi oturuyormuş ve gayet memnunmuş. Bir yıldır oturuyormuş. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız dedi. Bina gayet güzel dedi. Öyle çapulcu insanlar yok dedi. Nezih insanların olduğu sıkıntı yaşamayacağınız güzel bir yerde. Zaten gittiğimizde de görürsünüz dedi. Bizim çocuk sevindi falan işte böyle. Tamam dedi. O zaman gidelim bakalım. Gittik. Gezdik. Tamam mı? Ev... Müşemmel abi. Yani eşyalarından tut da tezgahına dolabına kadar harbiden sıfır gibi. Tar böyle çiçek gibi ev. Fiyatı da gayet yani benim için değil de <laughs> Erdem için fiyatı da gayet okey bir durumda. Ee, işte Erdem evi de beğendi. Tamam o zaman dedi. Güzel olur dedi. Ben dedi beğendim burayı. Burayı dedi. Ben o zaman kiralayayım dedi. Kız da tabii dedi. O zaman dedi ben şey yapayım dedi. Yarın dedi ev sahibiyle size randevu ayarlayayım dedi. Görüşelim dedi. İyi olur dedi. Hem bana komşu olmuş olursunuz dedi. <laughs> tamam o zaman dediler telefon numaralarını aldılar birbirlerinin yarın e, ev sahibiyle şey yapacaklar. Görüşecekler. E, ondan sonra artık çocuk eve geçip oturacak. Bu arada kız Bizi evine de misafir etti. Onu da söyleyeyim. Evi gezdikten sonra gelin ben de buyurun çay için dedi. Bir çayını da içtik. Bizim Erdem bayağı muhabbeti iyi kurdu. Çıktık gidiyoruz tamam mı? Erdem bana dedi ki. Ya dedi reis dedi. Bu kız ne güzelmiş ya böyle dedi. İşte benim komşum falan artı dedi hani hoşuma gitti dedi acaba dedi sence bir erkek arkadaşı falan var mıdır bunun dedi sence dedi şimdi telefon numarası da var ya pezemekte oğlum erdem dedim bismillahirrahmanirrahim kardeşim bir. bir bir bismillahirrahmanirrahim yani bir yeni geldim bir dur yerinde hele bir sakin ol kızı tanımıyorsun nasıl biri olduğunu bilmiyorsun Ayrıca yani erkek arkadaşı var mı yok mu? Hele dedim bir sakin ol ya tamam kız iyi güzel hoş işte sana da uyuyor yaşı da sana uyuyor okey durumda ama dedim hani bir zaten komşusunuz kanka dedim hani tanışırsın edersin. Aga dedi numarası var dedi acaba arasam mı dedi. Hani eve gidince dedi kendisi şeyde kalıyor ya pansiyonda kalıyor ya acaba dedi eve gidince arasam olur mu ayıp olur mu sence dedi. Ben dedim aga bence arama çünkü bak dedim bu tarz işlerde birazcık böyle şey olman lazım ağırdan satman lazım kendini hemen böyle kapıları açma amına koyayım kendini bir sakin ol da bir dur amına koyayım birazcık kendini ağırdan sat böyle birazcık cool ol böyle cıvık hareketler yapma kızlar böyle şeylerden hoşlanmaz dedim bir sakin ol dayı ben dedim bak sana birkaç tane tecrübemi anlatayım kötü tecrübelerimden bahsettim. Biz bununla oturduk 2 saat 3 saat sohbet ettik. İlla dedim yarın bir gün komşu değil misiniz amına koyayım. Kız üst katında oturuyor. İlla denk geleceksiniz. E bir muhabbet kurarsın. Bir ne haber iyi misin? Nasılsın? iyi misin? Den konuyu açarsın. Öylelikle mesaj atarsın. Böyle hemen çat diye aranmaz. Mesaj atılmaz diye uyardım. Böyle yapma dedim. Peki abi sen nasıl diyorsan dedi. Eyvallah dedi. Baş üstüne dedi. Gitti. Yarın buluşmamız var saat 6'da ev sahibi e, ofise gelecek emlak ofisine bizle beraber gideceğiz ev sahibiyle görüşeceğiz anlaşmayı yapacağız. Sabah oldu işte kalktım ben saat 10 aradım Erdem'i açmadı dedim herhalde daha yatıyordur. Aradan 2 saat geçti Erdem'i arıyorum yine açmıyor. da amına koydum. Allah Allah. Niye açmıyor bu telefonu? Açıyorum, arıyorum, açmıyor. Arıyorum, açmıyor. Saat 1 oldu. En son dedim lan ne oldu buna? Başına bir şey mi geldi? Allah Allah açardı. Niye açmadı ki? Dur dedim ben şunun kaldığı bir yere gideyim dedim. Tamam mı? Kalktım, hazırlandım, gittim. Pansiyonda görevli vardı. E, ya dedim benim arkadaşım filan filan odada kalıyor da. Acaba dedim kendisi ayrıldı mı dedim yoksa burada mı dedim. Vallahi dedi biz devirli çalışıyoruz dedi. Ee, ben dedi saat 8'de geldim dedi. Daha dedi bir çıkış olmadı o odadan dedi. Yani saat 8'den beri 8'den bu saate kadar hala bir çıkış olmadı dedi. Ondan önce çıktıysa bilemem dedi. E tamam o zaman dedim. Ee, acaba dedim işte gidip kapısını çalabilir miyim? Ben dedim yakın arkadaşıyım da bir yere gitmemiz lazım. Telefonunu açmıyor herhalde uyuyor dedim. Tabi dedi buyurun dedi gidip çalabilirsiniz kapısını dedi kapısını gittim lan kapıyı çalıyorum çalıyorum çal kıracağım kapıyı kıracağım hala çocuk açmıyor kapıyı e, arıyorum yine açmıyor en son dedim herhalde bu öldü amına koyayım yani gittim lobiye oturdum bir iki saat bekledim herhalde uyanır diye aşağıdaki adam çünkü şey dedi uyuyor olabilir dedi belli olmaz dedi lan bir iki saatte lobide bekledim saat oldu iki buçuk üç uyanmıyor yok ama dedim başına bir şey geldi öldü herhalde dedim dün dedim erken gelmişti yani bu kadar geç yatmış olamaz başına bir şey mi geldi acaba dedim hani kapıyı açıp içeri girebiliyor muyuz dedim yani böyle bir şey yasak dedi hani ee, içeriye giremeyiz dedi ama dedim ben arkadaşıyım ve dün ee, erken saatte geldi bu kadar uzun süre uyuması normal değil bugün bir buluşması var dedim ona gitmesi gerekiyor dedim hani aciliyet var iyi tamam o zaman dedi yakın arkadaşsınız madem dedi buyurun dedi vereyim anahtarı girin dedi ama mesuliyet kabul etmem dedi tamam dedim ama içeriye girdim. Bu içeride dana gibi yatıyor. Tamam mı? Böyle horluyor amına koyum horluyor. Girdim içeriye bunu omuzundan dürttüm. Kalk. Kalk dedim mi? Kalkacaksın. <laughs> Böyle sinirlendim. Lan dedim amına koydum. Ne yapıyorsun? Abi dedi saat kaç dedi. Oğlum dedim saat üç buçuk uyansana. Ne oldu amına koyayım dedim. Niye niye bu saate kadar yatıyorsun? Hayırdır? Ya abi dedi uyumuşum ya. Yapma be dedi. O kadar geçti mi dedi. Ne dedi. İyi yaptın dedi. Sen de dedi buraya kadar yorduk dedi. Dur ben üstümü bir değişim geleyim dedi. Gitti üstünü üstünü değişti. Ben dobide de bekliyorum. Geldi yanıma. Yürü dedi çıkalım dedi. Bir yemek falan yiyelim dedi kafeye gidelim dedi. Kafeye gittik. Oğlum dedim. Ben gelmesem ertesi güne geçiyorduk aman koyayım. Sen dedim niye uyanmadın dedim. Ne oldu kaçta yattın dedim. Abi sorma ya dedi. Ben dedi baya bir geç çaldım dedi. Saat 6 mıydı Altı buçuk muydu? Öyle bir şeydi galiba yattığımda dedi. Onu dedim sen gece 11'de çıktın gittin. O saate kadar ne yaptın ki dedim. Ha şey oldu ya dedi. Ee, dün dedi kıza mesaj attım da dedi. Aradım dedi. Biz baya onunla bir muhabbet ettik de sardı biliyor musun dedi. Sabaha kadar muhabbet biz onunla dedi. Ya dedim senin kafanı sikeyim. Niye böyle bir şey yaptın ya? Ben sana ne demiştim? Ben sana ne demiştim? Kendini acık ağırdan sat demiştim. ya yani insan gibi acık kendini ağırdan sat. Yani niye hemen yelkenlere suya indiriyorsun? Neyse dedim anlat ne oldu? Ya dedi işte şey yaptım dedi. Ee, mesaj attım önce müsait misiniz sizi arayabilir miyim diye. O da tabii buyurun müsaitim dedi. Aradım. Dert yandım işte benim burada kimsem yok. <laughs> acındırmış kendini mal gibi. Ben çocuğa cool ol diyorum. Bu mal gidiyor kendini acındırıyor. Kendine gitmiş acındırmış. Ya işte benim demiş burada kimsem yok gezdirecek biri yok beni. Acaba demiş yanlış anlamazsanız hani beni gezdirebilir misiniz? Ben hiçbir şeyin yerini bilmiyorum burada. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Ee, ara sıra yanınıza gelebilir miyim işte bu sorun yaşadığımda? Bir yere gideceğim zaman falan beni götürür müsünüz diye. Kızla da muhabbet sarmış bayağı. Kız da kabul etmiş konuşmayı falan. İyi bunlar anlaşmışlar bayağı konuşmuşlar falan. Neyse abi. Dedim oğlum yürü kalk buluşma var gidiyoruz işte ev sahibiyle görüşeceğiz. Ofise gittik beraber. Ofiste ev sahibiyle oturdular çocuk dedi işte benim durumum iyi dedi. Annem babam memur ben öğrenciyim işte. Kirada dedi sorun olmaz. Aksatmadan veririm. Temiz kullanırım. Sıkıntı çıkmaz diye dedi. Anlaştılar. Parasını ödedi. kira işte bir kira önden verdi. Depozit verdi. Artı emlakçıya verdi. Her şeyi halletti. Tam adam anahtarları teslim etti bugün dedi. Geçip kalabilirsin dedi. Hayırlı olsun dedi. Ben gidiyorum o zaman dedi. Adam gitti. Kız da oradaydı işte. Kızla da bir 5-10 dakika muhabbet ettiler. Kız tekrardan hayırlı olsun dedi. Sonra o zaman biz gidelim dedi. Eşyaları meşyalara ayarlarız dedi. Çıktık. Bunun e, kaldığı aparttan. Apart demişim. Neydi ya? Pansiyondan bunun eşyaları aldık evine taşıdık. E, almışken de bayağı bir oturduk. Muhabbet ettik. Sohbet ettik. Saat oldu 11. Ben bunlarda yayılmışım böyle. <laughs> L koltukta uzanıyorum şöyle. Bir baktık kapı çaldı. <laughs> Allah Allah. Kim geldi acaba? <laughs> Ben zaten orada bir şey yaptım hemen şöyle bir dikeldim. Allah Allah ya dedim bu saatte kim geldi acaba? Bir baktık kız. Merhaba iyi akşamlar rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım estağfurullah ne demek buyurun buyurun. Hayırlı olsun tekrardan dedi. Müsaitseniz dedi gelin bir çayınızı içeyim dedi. Geldi bir de kızla 5-10 dakika oturduk çay içtik. İşte hayırlı olsun pişman olmayacaksın emin ol burası güzel falan filan. Ne yapıyorsun ne ediyorsun derken sohbet ettik kız dedi. O zaman dedi ben kaçayım. Hadi dedi, Allah rahatlık versin. Ee, görüşmek üzere dedi. Kız gitti. Kız gidince bizim çocuk dedi abi niye gitmiyorsun abi dedi. Ne güzel bak kız gelmiş dedi. Sen de kalkıp şiktir olup gitmiyorsun abi dedi. Hasret gidermeyi yarın da yaparız abi. Niye gitmiyorsun niye bizi baş başa bırakmıyorsun diye bana kızıyor pezevenk. Lan amına kodum lan rambu daha yeni geldin lan sakin ol lan. Kızın kökü sende zaten Ay, üst katında oturuyorlar. Ben şimdi ne giderim sakin ol dedim. Bu kadar hızlı olma bu kadar hızlı gidersen bokun seyrek dışarı bak. Ne demiş atalarımız? Hızlı giten atın boku seyrek düşermiş. Biraz dedim dikkat edeceksin göte gelirsin sonra. Bak dedim hani bu iyi ayak değil abi sana diyeyim dedim bu kadar samimiyet iyi değil. Abi dedi ne olacak ya dedi. Bir şey olmaz dedi. Bugün varız yarın yokuz. Hiç sıkıntı yok abi dedi. Neyse bu beni uğurladı. <laughs> Gittim işte. Ertesi gün oldu. Abi şimdi hani kızla beraber alt üstü oturuyor ya. E, ee, Pezevin dedim herhalde ertesi gün bir şey olur. Beni arar. Yani bir buluşuruz, bir muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Arama doğrusu bu beni. Aramadı. Ben de tilt oldum. Yani beni aramamasına. Amına koyayım dedim. Bir tane kız gördü dedi. Hemen sattı bizi falan yaptım böyle. Neyse o aramayınca ben de aramadım. Benim de öyle bir hastalık var beyler. Birisi beni arayıp sormazsa ben de arayıp sormam. Aradan 2 gün geçti çocuktan ses yok. Aradan 3 gün geçti ses yok. 4 gün geçti. En son bu beni aradı. Abi ne yapıyorsun ya dedi. Ne yapayım dedim vallahi öyle takılıyorum. Sen ne yapıyorsun dedim. He ya, ne yapayım dedi. Sana bir şey danışmam lazım dedi. Acaba dedim müsait misin dedi. Ben dedi galiba bir boklara bulaştım dedi. Ben ben biliyorum. Ben malımı biliyorum amına koyayım. Ben olacakları biliyorum oğlum. Ben bu hayatı biliyorum kardeşim. Dedim gel. Ne oldu amına koyayım? Gel. Gel anlat. Neyse bu geldi işte yanıma. Bir kafeye gittik yine oturduk. Ne oldu dedim anlat. Ya abi dedi ben dedi şimdi bununla takılıyorum da dedi. İlk başlarda işte bayağı bir bana şey davranıyor dedi. Böyle işte ara sıra birbirimize iniyorduk çay içiyorduk falan. Hatta biz de film izledik falan dedi. Bayağı dedi biz bununla arkadaş olduk dedi. Ama dedi ben anlayamıyorum abi dedi. Yani bana dedi arkadaş gibi davranıyor dedi. Bazen dedi böyle sevgilimiş gibi davranıyor dedi. Bazen dedi çok böyle arkadaş gibi davranıyor. Ben açılsam mı? Ne yapsam? Yani bilmiyorum şu an çok kararsızım dedi. Yani kız kendisiyle takılıyor. İşte geziyorlar. Anlattı bana. İşte şuraya gittik dedi. Yemek yedik dedi. Film izledik dedi. Ben onun evine misafir gittim. O benim evime misafir geliyor dedi. Yani daha bir şey yaşanmadı, hiçbir şey olmadı dedi. El ele tutuşmak falan bile olmadı dedi ama bilmiyorum ne yapacağım dedi. Nasıl açılacağım bilmiyorum dedi. Ben hoşlandım abi dedi. Yani kanka dedim 4 günde herhalde dedim. Yarın evlilik teklifi. O zaman dedim. O zaman tamam. Yarın bir tane beraber kuyumcuya gidiyoruz kanka. Bir tane yüzük al teklif et olsun bitsin aga dedim. Bu böyle olacak gibi değil yani amına koyayım. Abi dedi sen dalga geçecek yer mi arıyorsun dedi. Allah aşkına ben seninle akıl istiyorum. Senin dediği şey var. E amına koydum yani ne ne bekliyor Daha 3 gün 4 gün olmuş. Senin kıza hemen açılmak istiyorum. Yok dedi ciddi söylüyorum. Ben ne daha açılacağım? Nasıl yaparım? Bunu bana bir trik ver, taktik ver. Tamam o zaman kanka dedim. Sen dedim buna birazcık daha samimiyeti kur. Ee, bir gün dedi bunu al, evine çağır. Zaten alt alt üstte oturuyorsunuz. Bir gelebilir misin? Senin özel bir şey konuşmak istiyorum de. Romantik bir ortam ayarla. Buna dedim teklifi çak gitsin o zaman kanka. Bunun daha oluru yok dedim yani. Öyle direkt mi dedi? Ha dedim öyle direkt. Çak teklifi. Ya bak ben işte burada kız arkadaşım yok. Sen de e, hani gördüğüm kadarıyla senin de erkek arkadaşın yok. Hem alt üstü de oturuyoruz. Acaba bizden olur mu? Bu şekilde söylersin olur biter dedim. İyi tamam o zaman abi falan dedi. Gitti işte. E, ertesi günü oluyor. Artık Kaç gün oldu? 5-6 gün oldu bunlar işte görüşüyorlar falan. Bana dedi yardım etmen lazım. Ben dedi yemek yapmayı bilmem. Bana dedi gel yardım et. İşte yemek hazırla. Ee, güzel bir ortam hazırlayalım. Ben kızı davet edeyim eve. Yemeğe davet edeyim. Kız da konuşuyor. Kızı eve, yemeğe davet ediyor eve. Yemeğe de ben hazırlıyorum. Kız gelmeden ben siktir olup gidiyorum. Halbuki ben hazırladım onu. Kız da çok beğenmiş bu arada yemeği. Neyse. Bunlar oturuyorlar. <laughs> tamam mı? Tahmin edin sonunda ne oluyor? Evleniyorlar bilir. İki gün sonra yüzük alıyor falan. Şaka şaka neyse dur. Dur sallamayayım şimdi götümden uydurmayayım. Beyler işte bunlar baya bir sessizlik oldu işte çocuk beni aramadı falan. Saat gece 1'di aradı beni. Abi dedi müsait misin dedi. Olur dedim müsaitim dedim ne oldu dedim. iki tane bira kaptım dedi gel dedi senle oturalım biraz dedi sahile inelim dedi. Üzücü haberi vermeye geliyor reis galiba. Dedim oğlum bira ne alaka? Ya ne bileyim abi öyle içesim geldi falan dedi. Gel dedi sen de birer tane bira çekelim. Tamam dedim gel. Sahile gittik ne oldu amına koyayım dedim. Red mi etti seni dedim. Ya tam olarak red etme sayılmaz ya dedi. Önce dedi oturduk dedi yemek yedik dedi. Ben çok hevesliydim dedi. Olacak gibiydi dedi. E dedim yani olacak gibiydi. Sonra sonra ben niyeti birazcık böyle ciddi diye indirmeye böyle ciddi bir konuşmaya girmeye başlayınca kız dedi ki işte ya benim de erkek arkadaşım var falan muhabbetleri açmış kızın erkek arkadaşı varmış eee Tabii bu çocuk erkek arkadaş olduğunu öğrenince falan böyle R yapmış hemen. Ha iyi falan filan işte. İyi güzel ne güzel falan filan. Böyle muhabbetler. Ondan sonra tam o zaman ya ben seni çok tutmayayım diyor. Kızı gönderiyor sonra. Kısacası kızın erkek arkadaşı var. Ama çok geniş davranıyor kız. Yani erkek arkadaşı var gibi davranmıyor. Sonra aradan bir iki gün daha geçiyor. Ha, bizim çocuk bayağı bir efkarlanıyor, dertleniyor falan. Oğlum diyorum daha bismillah daha yeni geldim bir... Bir sakin ol bir kendine gel dedim. Sana dedim kız mı yok? Bir sürü kız var aga. Yani sıkıntı yok. Bir gün o kız beni aradı. E, emlakçıdaki kız. <laughs> ...bir görüşebilir miyiz, gelebilir misin dedi. Buyurun dedim. Ne oldu dedim. İşte anlattı. Ya dedi bak senin bir arkadaşın vardı işte. Onunla ben görüştüm falan. Bak iyi çocuk kendisi, güzel çocuk falan. Ben dedi şey bir insanım dedi. Yani benim aslında erkek arkadaşım yok dedi. Nasıl yani dedim. Yok dedi, bayağı yok dedi. Ama dedi ben biraz dedi böyle e, birisiyle uzun ilişki yürütemiyorum dedi. Ama ben takılıyorum, geçiyorum dedi. hani Takılıyorum, geçiyorum dedi. Yani öyle bir ciddi bir şey kovalamıyorum ben dedi. Daha önce bundan çok dilim yandı dedi. E, onu da dedi bayağı bir üzdüm galiba galiba dedi. Hani çünkü bayağı bir samimi davrandım. Kendisi de olacak gibi baktı buna dedi. Sen dedi kendisine söylersin dedi. İşte arkadaşlığımızı bitirmemize gerek yok dedi. Ara ara takılırız dedi. Öyle dedi yani. Daha önce de takıldım çocuklar alı dedi. Böyle haftalık takılıyormuş dedi. Bir hafta biriyle bir hafta biriyle. Kız hafta biriyle takılıyor abi. Böyle takılıyor. Bildiğiniz hayatını yaşıyor. Yanlış bir şey yaşamıyor. Nasıl diyeyim böyle artı 18 muhabbet yok. Sadece takılıyorlar. Film izliyorlar, yemek yiyorlar, takılıyorlar. En güzel o aslında biliyor musunuz? Zamanı? Takılmak. Ben de durumu gitmiş çocuğa anlattım. Dedim böyle böyle kanka işin aslı buymuş. Kız sende takılıyormuş. Bir haftalık bir evestir onun için. <laughs> yani dedim yarın bir gün bir kiralarsın tekrar. Bir hafta daha çalıştırırsın falan böyle. Birazcık dalga geçtim. Güldü falan. Öyle muhabbet döndü. Güzel tatlı bir anıydı. Neyse beyler. Ee, siz bunu izlediniz ama gene like ve yorum atmadınız. Çok aşağılıksınız amına koyayım bak izliyorsunuz videolarımı keyif de alıyorsunuz ama ne like atıyorsunuz ne yorum ne de abone oluyorsunuz. Ayrıca sizden bir ricam var özellikle YouTube Premium kullanan arkadaşlardan rica edeceğim videolarımı izlediğiniz halde izleseniz bile eğer indirirseniz YouTube Premium olanlar videoyu indirebiliyormuş. İndirirseniz bana algoritma için çok büyük destek olmuş olursunuz. Hani eğer imkanınız varsa internetiniz sınırsızsa videolarımı indirirseniz mutlu olurum. Hepsini bile indirebilirsiniz. Kanala girin beyler, bütün videoları indirin amına koyayım. Tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere.